şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır ve sonra da zelzeleli yıllar. Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler baki olacak. Son birkaç yıl içinde meydana gelen yüksek şiddetli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre, 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde resmi açıklamalara göre, tahmini olarak 22.711 insan ölmüştür. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde belirttiği gibi. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10 bin, 20 bin, 30 bin kişi ölür. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu USGS'in raporlarına göre ise 1556-1975 yılları arasında 5.0 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. 1980-2003 yılları arasında, yani sadece 23 sene içinde meydana gelen büyük şiddetteki depremlerin sayısı ise 1685'tir. Görüldüğü gibi geçmiş yıllarda deprem sayısı çok azken, Hicri 1400 yılının başından itibaren depremler artmıştır. Son 30 yılda dünyada gerçekleşen depremlerden birkaçı şöyledir. 28 Temmuz 1976'da Çin'de 7.8 büyüklüğündeki deprem oldu. 242 bin kişi hayatını kaybetti ve 164 bin kişi yaralandı. 7 Aralık 1988'de Ermenistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, 500 bin kişi de evsiz kaldı. 17 Ocak 1995'te yaşanan Kobe depremi yalnızca 20 saniye sürmesine rağmen 100 milyar dolar civarında zarar oldu. Hindistan'da 26 Ocak 2001'de yaşanan 7.9 şiddetindeki depremde 30 bin kişi hayatını kaybetti, 166 bin kişi yaralandı. (26 Aralık 2003'te) ise İran'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, 18 bin kişi yaralandı. (26 Aralık 2004'te) Endonezya'da 9.0 büyüklüğündeki deprem sonucu oluşan tsunami'de 300 bin kişi hayatını kaybetti. (8 Ekim 2005'te) Pakistan'da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki depremde yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti. Son 30 yıl içinde, yani Hicri 1400 itibariyle burada saydıklarımızın dışında irili ufaklı başka çok sayıda deprem yaşanmıştır. Bu depremler sonucu binlerce insan evsiz kalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde de bu duruma işaret edilmektedir. Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri yanı sıra
Kur'an'da da depremle kıyamet arasındaki ilişkiye işaret eden ayetler bulunmaktadır. En doğrusunu Allah bilir. Kur'an'ın 99. suresinin adı zelzele, yani büyük sarsıntı, depremdir. Bu surede yerin şiddetli sarsıntısı tasvir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü insanların diriltilecekleri ve Yüce Allah'ın huzurunda hesap verecekleri bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, yer, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan, buna ne oluyor dediği zaman, o gün yer, haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer, kötülük işlerse onu görür.